basit bir rahatsızlık gibi görünen kulak tıkanıklığı kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürür ve rahatsızlık verir. Çoğu zaman geçici bir durum olan kulak tıkanıklığı, yaygın görülen farklı yaş ve cinsiyetten kişileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Kulak tıkanıklığı pek çok farklı hastalığa yol açabileceği gibi birçok hastalıktan da kaynaklanabilir. Kulak içinde basınç ve dolgunluk hissedilmesine yol açan kulak tıkanıklığı geçici bir işitme kaybı olarak tanımlanabilir. Yaygın görülen farklı yaş ve cinsiyetten kişileri etkileyen kulak tıkanıklığı, kulak kanalının farklı nedenlerinden dolayı kapanması ve üstteki borusunun kulak zarının iki tarafına da eşit hava basıncını sağlayamaması durumunda oluşur. Üstteki borusu orta kulak ile genizin arka tarafını birbirine bağlayan kanal gibidir. Orta kulağın havalandırılmasını ve kulak içi basıncın eşitlenmesini sağlayan üstteki borusunun işlevini yerine getirememesi, seslerin bir duvar arkasındaymış gibi uğultulu bir şekilde duyulmasına yol açar. Hayatının bir bölümünde hemen herkesin bir kez yaşadığı kulak tıkanması son derece rahatsız edici bir durumdur. Çoğunlukla kulak tıkanıklığının giderilmesi için üstteki borusunun rahatlatılması ya da farklı bir deyişle orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile eşitlenmesi yeterlidir. Burun için yutkunmak, su içmek, bir parça şeker emmek, esnemek veya sakız çiğnemek önerilebilir. Yapılan bu eylemlerin ardından duyulan pıt sesiyle birlikte kulak tıkanıklığı açılır. Ayrıca derin bir nefes aldıktan sonra nefesi burundan yavaşça vermek, bu işlemi yaparken burnunu elle kapatmak da kulak tıkanıklığına iyi gelebilir.